Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün mantarlı, bol kaşarlı, çok lezzetli karides güveç hazırlayacağım. Öncelikle tavanın içerisine bir miktar sıvı yağ alıyorum. Üzerine bir dolu yemek kaşığı tereyağı ekledikten sonra tereyağını bir miktar ısıtıyorum. Daha sonra yıkayıp ayıklamış olduğum ve irice doğramış olduğum mantarları ekliyorum. Mantarlar suyunu salıp çekene kadar soteleyeceğim. Mantarlar sotelenirken ben de karidesleri ayıklayacağım. Dondurulmuş karides kullandım. Her ne kadar dondurulmuş karides ayıklanmış ve temizlenmiş gözükse de karidesin üst kısmında bağırsakları yer alıyor ve bu bağırsaklar genelde üzerinde kalmış olabiliyor. Şu gördüğünüz siyah ince çizgi karidesin bağırsakları. Bıçağın ucuyla şöyle bir kaldırıyorum. Daha sonra elimle tutarak çekiyorum ve karidesleri temizliyorum. Dediğim gibi bunlar genelde üstünde kalmış olabiliyor. Hepsini tek tek dikkatli bir şekilde kontrol edip temizlemek gerekir. Bu arada mantarlar sotelendi. Sotelenen mantarların üzerine 2 tane irice doğramış olduğum kırmızı biber, 2 tane de yeşil biber ekliyorum. 1-2 dakika kadar bunu soteleyeceğim. Çok fazla pişirip biberleri öldürmek istemiyorum. Şöyle 1-2 tur çevirdikten sonra üzerine yıkayıp süzmüş olduğum karidesleri ekliyorum. Daha sonra üzerine 2-3 diş rendelenmiş sarımsak ekliyorum. Tuz ve baharatlarını ekleyeceğim. Ben baharat olarak pul biber ve kırmızı toz biber ekledim. Dilerseniz çok az kekik ve karabiber de ekleyebilirsiniz. Baharatlarını da ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Karides pişerken bir koku oluyor. Bu kokuyu engellemek için de içine 2 tane defne yaprağı ekleyebilirsiniz. Bu sayede kokuyu azaltmış olursunuz. Son olarak 2 tane yemeklik doğramış olduğum domates ekliyorum. Domatesleri de ekledikten sonra bir 5 dakika kadar pişireceğim ve daha sonra bunu güveç kabın içerisine alacağım. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek vermek için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalımdaki diğer tariflere de göz atmanızı tavsiye ederim. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Güveç kabı ocakta önce boş bir şekilde güzelce ısıtıyorum. Daha sonra üzerine karidesleri ekliyorum. Bir kase rendelenmiş kaşar peyniri de ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. Bu aşamada amaç pişirmek değil, güvecin kendi ısısıyla şöyle bir kaynamasını sağlamak. Daha sonra hemen ocaktan alarak servisi hazırlıyorum. Ben böyle tepsi şeklinde bir güveç kabı kullandım ama eğer isterseniz küçük tek tek porsiyonluk kaplara da hazırlayabilirsiniz. O zaman da kapları fırında ısıtmak daha kolay olacaktır. Güveçim artık servise hazır. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.